bizdir canımız gibi. Merhaba, Özgürüz'e hoş geldiniz. İki genç eğitimci günlerdir, haftalardır Türkiye'nin gündemini belirliyor. Türkiye'nin medya gündemini belirlemiyor maalesef ama bütün vicdanlarda onlar var. O iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça şu anda Ankara'da, Yüksel Caddesi'nde, İnsan Hakları Anıtı'nın önünde haftalardır direniyorlar canları pahasına. Önceki gün Hayko Bağdat burada, aynı yerde onlarla görüştü. Mesajlarını Hayko'ya verdiler ama hemen sonrasında Nuriye fenalaştı ve eve kaldırılmak zorunda kaldı. Kısa bir dinlenmeden sonra bugün tekrar direniş yerine geri döndü. Aslında büyük oranda istediklerini yapmış gibi görünüyorlar. Çünkü Türkiye'nin gündemine bir sorunu ortaya koymak istiyorlardı. Canları pahasına ortaya koymak istiyorlardı. Neydi o sorun? Kanun hükmünde kararnamelerle, aslında böyle şablonda söylüyoruz ama asıl söylenmesi gereken bir cadı avıyla Türkiye'de binlerce insan işinden atıldı, ekmeğinden edildi ve bu eziyet giderek bütün hükümet muhaliflerine doğru çevrildi. Şu anda Milli Eğitim'den 40 bin civarında eğitimcinin uzaklaştırıldığını biliyoruz, ihraç edildiğini biliyoruz. 4811 akademisyen Milli Eğitim Bakanı'nın verdiği bilgiye göre görevinden uzaklaştırılmış durumda. Dolayısıyla 50 bine yakın eğitmenden söz ediyoruz. Türkiye'de işini kaybetmiş durumda olan. İşte Nuriye ve Semih aslında buna dikkat çekmek istiyorlar. Ne istiyorlar? Onların konuşma güçleri giderek azalıyor. O yüzden biz onların sesi olmak zorundayız. Onlara bağlanmadan önce ben söyleyeyim. OHAL kaldırılsın istiyorlar. Demokratik bir hak bu, bunu istemek. İşten atılan ve açığa alınan devrimci demokrat kamu emekçileri işe iade edilsin istiyorlar. Keyfi ve hukuksuz işten atmalara son verilsin istiyorlar. 13 bin öğretim üyesi yetiştirme programındaki araştırma görevlisine kadro güvencesi geri verilsin istiyorlar. Ve iş güvencesi olmadan bilim yapılamaz. Tüm eğitim ve bilim emekçileri için iş güvencesi istiyorlar. Son derece kabul edilebilir insani gerekçeler bunlar. Ama ne yazık ki insani gerekçelerle eyleme gitmek Türkiye Devleti'nde her zaman karşılık bulmuyor. Bunu iyi bilecek olanlardan biriyim ben. Çünkü 2000 yılı Aralık ayında benzer bir eylemde, çok daha ağır bir eylemde belki, açlık grevi de değil, ölüm oruçlarında, Bayrampaşa cezaevinde arabulucu heyetteydim. O dönem Adalet Bakanı ile ölüm orucunu sürdüren gençler arasındaki arabulucu heyetinde Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Oral Çalışlar'la birlikteydim. Ve orada saatler süren görüşmeler, müzakereler sonucunda bir ortak nokta bulmaya çalışmıştık. Ne yazık ki bulamamıştık ve ne yazık ki o eylem felaketle sonuçlanmıştı. Diliyoruz bu sefer devlet bu vicdani sesi duyar ve bir an önce buna bir çözüm bulunur. Ama şu ana kadar iyi haber şu ki Nuriye ve Semih'in eylemi çok büyük karşılık buldu toplumda. Kitle örgütleri ziyaretine gittiler. Dün Cumhuriyet Halk Partisi lideri grup toplantısında onlardan bahsetti. CHP milletvekilleri onlarla birlikteydi. Sezen Aksu bir mesaj yolladı. Ve şu anda bugün Amerika'dan bir mesaj geldi. Amerika'nın saygın öğretim üyelerinden birinden bir mesaj geldi. Dolayısıyla dünya çapında bir ilgi çekmeyi başardı bu küçük başlayan eylem. Şimdi tekrar Yüksel Caddesi'ne dönebiliriz ve Nuriye'nin sağlığını merak ediyoruz her şeyden önce. Sonra da oradaki havayı merak ediyoruz. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça beni duyabiliyorlar mı acaba? Evet, duyuyoruz. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Kulağımız gözümüz sizde. Her gün merakla izliyoruz ve ne halde olduğunuzu merak ediyoruz. Fotoğraflarınızda hep gülümsüyorsunuz, görüntülerde de hep gülümsüyorsunuz. Nuriye, önce seninle başlayayım. Önce sağlığını sorayım. O gün Hayko ile yayından sonra fenalaştığını biliyoruz. Şu anda durumun nasıl? Şu anda iyiyim. Hareket gücü çekiyorum. Biraz çabuk yoruluyorum. O yüzden tekerlekli sandalyeyle geldim alana. Daha az enerji harcamaya özen gösteriyorum. Biz de seni fazla yormamaya özen göstereceğiz. O yüzden kısa kesmeye çalışıyorum ama şunu sorayım. Son
günlerde giderek artan bir ilgi gözlüyoruz hepimiz. Bir yandan da bu eyleminizin başarıya ulaştığını gösteriyor. Ne dersin? Gerçekten siz de aynı şeyi gözlüyor musunuz? Evet. Çok görülür zaten hani bu sizin bahsettiğiniz artan ilgi. Eylemin başarıya ulaşması, yani eylem aslında pek çok açıdan muhataplarına ve işte halk kitlelerine seslenmesinin dışında pek çok açıdan pek çok başarı kazanımlar elde etti. Ama henüz tam olarak başarıya ulaştığını söyleyemiyoruz. Peki onu Semih'e sorayım. Ne zaman tam olarak başarıya ulaşmış sayacaksınız? O konuda bize biraz daha net bir perspektif çizebilir misiniz? Bizler eyleme başladığımızda aslında kazandığımızı ilan etmiştik. Ama nasıl? Yasakları, o halin getirdiği yasaklara karşı basın açıklaması dahi yapmak engellenirken biz basın açıklamalarını yapmak için burada defalarca gözaltına alındık. O ayın yasaklarını eldik. Bu bakımdan bir kazanım elde ettik. Ama bir eylemin bitirilebilmesi için, kazanımın sonuçlanabilmesi için somut kazanımdan, yani elle tutulur bir kazanımdan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kazanımda diğer insanlarla, halkla, aydınlarla ve sanatçılarla birlikte olabileceğini biliyorduk biz. Bu nedenle aşk grevini tercih ettik. Beraber mücadele edersek somut bir kazanım elde edebiliriz. Tüm kamu emekçileri için yararlı bir kazanım sağlayabiliriz diye düşünmüştük açıkçası. Peki şunu sorayım, halkta bir karşılığı olduğunu gördünüz fakat muhataplarda bir karşılığı var mı? Herhangi bir diyalog mekanizması var mı? Bir arabuluculuk var mı? Mesajınız hükümete ulaşıyor mu ve oradan herhangi bir karşılık duydunuz mu şu ana kadar? Biz resmi olarak herkesin de bildiği gibi bir karşılık alamadık. Ama ailelerimiz ve milletvekilleri hala arayış içindeler. İktidar kanalından bir arayışındalar. Onlarla bir muhatap arıyoruz açıkçası. Bu bence kurulabilecek bir şey. Çok uzak vadede düşündüğümüz bir şey değil. Yakın vadede olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar kitleselleşmesi ve halklaşması ile eylemin yakınlaşmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Hocam, bir daha net söyler misiniz? Şu olunca biz bu eylemi sonlandıracağız dediğiniz şey nedir? Evet, biz kanun hükmünde kararnamelerin iptali olabilir. Somut kazanım dediğimiz çok genel bir çerçeve gibi duruyor ama somut hükümetin resmi bir şekilde yaptığı bir şey. Bu komisyonların kurulması değil. Bunlardan bahsetmiyoruz. Yani komisyonun içinde kimlerle oluşturduğu komisyonu çok iyi biliyoruz. Hükümetin kendi oluşturduğu komisyon. Bu bizim için somut kazanım değil. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili iptaller veyahut da geri toplu dönüşler veyahut da bizim işe dönüşümüz. Burada bütün kamu emekçileri aslında yararına somut kazanımlar olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Peki size destek amacıyla açlık grevi planlayanlar var, yeni eylemler planlayanlar var. Onlara bir mesajınız var mı? Hepsine çok saygıyla selamlıyoruz buradan. Bütün destekçilerimize, destek açlık grevi yapanlara dahil bunlara çok selamlarımızı iletiyoruz. Ve onlar olduğu için, onlar bunları yaptığı için, beraber yaptığımız için bu eylem bu kadar duyulur hale geldi. Beraber yaptığımız için bu eylem bu kadar güçlü. Açlık grevleri çevresine insanlar, kitleleri sarmasa zayıf eylemler olarak sönümlenebiliriz. Ama onlar insanlar, halkımız, aydın ve sanatçılar bu eylemi desteklediler ve arkasında da durdular. Çok teşekkür ediyoruz. Yaygınlaştırmasını temenni ediyoruz. Böyle diyebilirim. Peki son olarak Nuriye Hoca'ya bir soru sorayım. Tabii ilgi şu anda sizin üzerinizde, ikinizin üzerinde yoğunlaştı ama siz o ilgiyi tamamen aslında eyleme yol açan olayın üzerine yönlendiriyorsunuz. Sizce yeterince gündeme geldi mi Türkiye'de bu sorun? Yani siz ikinizin adı ortaya çıkmadan önceki ilgiye göre çok daha büyük bir artış gözlüyoruz. Yeterli buluyor musunuz? Daha ne yapabilir kamuoyu size destek için?
daha ne yapabilir? Yani biz artık yani bir süredir şey söylüyordu zaten. Hani artık lütfen muhatapların kafasını çalalım. Yani onlara soralım. Her türlü yol ve yönteme başvurabilirsiniz. Yani hani faks çekmekten telefon açmaya pek çok şey yapılabilir. Ama onlara soralım ve onları sıkıştıralım. Bu eylemi kazanımla sonuçlandıracak olan şey bu. Bizim doğrudan çağrılarımız oluyor sosyal medya hesaplarımızdan. Orada yani doğrudan buradan çağırdığımız şeyler oluyor. Onlara dünyanın dört bir yanından da katılınabilen şeyler oluyor. Yani sosyal medya etkinliklerinden tutun da işte bir yere faks çekme gibi. Bizim çağrılarımıza katılabilirler. Destek açlık grevleri çok yaygınlaştı ve gerçekten pek çok yerde yapılıyor. Çok kıymetli bizim için. Açlığın paylaşımı nasıl anlamında da çok kıymetli. Ve bu eyleme en anlamlı desteğin de destek açlık greviyle olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Destek açlık grevleri bulunduğu yerden herkes destek açlık grevi yapabilir. Bunlar geliyor aklıma. Peki, yani herkesin yapabileceği bir şey vardır diyoruz en temelde. Onda bunların dışında yapmak isteyen gerçekten bizim için ve bütün kamu emekleri için, adaletsizliğe uğramış bütün kamu emekleri için bir şey yapmak isteyenlerin bulacağına inanıyoruz. Sağ olun. Bizim yapabileceğimiz de size ses olmaktı. Bu sesi yankılandırmaya çalıştık. Bu kadar zor koşullarda bize vakit ayırdınız. Çok çok teşekkürler. İkinize de kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, verdikleri mesaj açık. Yani bizi vazgeçirmeye çalışmayın. Hükümeti vazgeçirmeye çalışın. Muhatapların kapısını çalın diyor iki eğitmenimiz ve onlarla birlikte büyüyen bu eylem. Hepimiz biliyoruz. Bu Türkiye'de bir cadı avına dönüştü. Belki gerçekten suçluların adalete teslim edilmesi gereken suçlular varken hükümet kendi muhaliflerini ve devrimci eğitmenleri, bürokratları, kamu emekçilerini hedef aldı. Ve onların sayısı sadece Milli Eğitim'de 50 bine yaklaştı. Dolayısıyla bu 50 bin insan için mücadele ediyor bu iki genç eğitmen ve onlara katılan pek çok eylemci. Biz takipçisi olmaya devam edeceğiz ve dileriz ki burada kimse mağdur olmadan, kimsenin sağlığına zarar gelmeden kalıcı, demokratik, hukuka uygun bir çözüm bulunur. Biz bunun için takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Herkesin de bildiği gibi bir karşılık alamadık. Ama ailelerimiz ve milletvekilleri hala arayış içindeler. İktidar kanalından bir arayış içindeler. Onlarla bir muhatap arıyoruz açıkçası. Bu bence kurulabilecek bir şey. Çok uzak vadede düşündüğümüz bir şey değil. Yakın vadede olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar kitleselleşmesi ve halklaşmasıyla eylemin yakınlaşmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Hocam bir daha net söyler misiniz? Şu olunca biz bu eylemi sonlandıracağız dediğiniz şey nedir? Evet, biz kanun hükmünde kararnamelerin iptali olabilir. Somut kazan dediğimiz çok genel bir çerçeve gibi duruyor ama somut hükümetin resmi bir şekilde yaptığı bir şey. Bu komisyonların kurulması değil. Bunlardan bahsetmiyoruz. Yani komisyonun içinde kimlerle oluşturduğu komisyonu çok iyi biliyoruz. Hükümetin kendi oluşturduğu komisyon. Bu bizim için somut kazanım değil. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili
iptaller veyahut da geri toplu dönüşler veyahut da bizim işe dönüşümüz. Burada bütün kamu emekçileri aslında yararına somut kazanımlar olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Peki size destek amacıyla açlık grevi planlayanlar var, yeni eylemler planlayanlar var. Onlara bir mesajınız var mı? Hepsine çok saygıyla selamlıyoruz buradan. Bütün destekçilerimize, destek açlık grevi yapanlar dahil bunlara çok selamlarımızı iletiyoruz. Ve onlar olduğu için, onlar bunları yaptığı için, beraber yaptığımız için bu eylem kadar... Eylemin başarıya ulaşması, yani eylem aslında pek çok açıdan muhataplarına ve işte halk kitlelerine seslenmesinin dışında pek çok açıdan pek çok başarı kazanımlara elde etti. Ama henüz tam olarak başarıya ulaştığını söyleyemiyoruz. Peki onu Semih'e sorayım. Ne zaman tam olarak başarıya ulaşmış sayacaksınız? O konuda bize biraz daha net bir perspektif çizebilir misiniz? Bizler eyleme başladığımızda aslında kazandığımızı ilan etmiştik. Ama nasıl? Yasakları, o ailenin getirdiği yasaklara karşı bir basın açıklaması dahi yapmak engellenirken biz basın açıklamalarını yapmak için burada defalarca gözaltına alındık. O ailenin yasaklarını deldik. Bu bakımdan bir kazanım elde ettik. Ama bir eylemin bitirilebilmesi için kazanan sonuçlanabilmesi için somut kazanımdan yani elle tutulur bir kazanımdan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kazanımda diğer insanlarla, halkla, aydınlarla ve sanatçılarla birlikte olabileceğini biliyorduk biz. Bu nedenle aşk grevini tercih ettik. Beraber mücadele edersek somut bir kazanım elde edebiliriz. Tüm kamu emekçileri için yararlı bir kazanım sağlayabiliriz diye düşünmüştük açıkçası. Peki şunu sorayım. Halkta bir karşılığı olduğunu gördünüz. Fakat muhataplarda bir karşılığı var mı? Herhangi bir diyalog mekanizması var mı? Bir arabuluculuk var mı? Mesajınız hükümete ulaşıyor mu? Ve oradan herhangi bir karşılık duydunuz mu şu ana kadar? Biz resmi olarak... Şu anda Milli Eğitim'den 40 bin civarında eğitimcinin uzaklaştırıldığını biliyoruz, ihraç edildiğini biliyoruz. 4811 akademisyen Milli Eğitim Bakanı'nın verdiği bilgiye göre görevinden uzaklaştırılmış durumda. Dolayısıyla 50 bine yakın eğitmenden söz ediyoruz. Türkiye'de işini kaybetmiş durumda olan. İşte Nuriye ve Semih aslında buna dikkat çekmek istiyorlar. Ne istiyorlar? Onların konuşma güçleri giderek azalıyor. O yüzden biz onların sesi olmak zorundayız. Onlara bağlanmadan önce ben söyleyeyim. OHAL kaldırılsın istiyorlar. Demokratik bir hak bu, bunu istemek. İşten atılan ve açığa alınan devrimci demokrat kamu emekçileri işe iade edilsin istiyorlar. Keyfi ve hukuksuz işten atmalara son verilsin istiyorlar. 13 bin öğretim üyesi yetiştirme programındaki araştırma görevlisine kadro güvencesi geri verilsin istiyorlar. Ve iş güvencesi olmadan bilim yapılamaz. Tüm eğitim ve bilim emekçileri için iş güvencesi istiyorlar. Son derece kabul edilebilir insani gerekçeler bunlar. Ama ne yazık ki insani gerekçelerle eyleme gitmek Türkiye Devleti'nde her zaman karşılık bulmuyor. Bunu iyi bilecek olanlardan biriyim ben. Çünkü 2000 yılı Aralık ayında benzer bir eylemde, çok daha ağır bir eylemde belki, açlık grevi de değil, ölüm oruçlarında, Bayrampaşa cezaevinde arabulucu heyetteydim. O dönem Adalet Bakanı ile ölüm orucunu sürdüren gençler arasındaki arabulucu heyetinde Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Oral Çalışlar'la birlikteydim. Ve orada saatler süren görüşmeler, müzakereler sonucunda bir ortak nokta bulmaya çalışmıştık. Ne yazık ki bulamamıştık ve ne yazık ki o eylem felaketle sonuçlanmıştı. Diliyoruz bu sefer devlet bu vicdani sesi duyar ve bir an önce buna bir çözüm bulunur. Ama şu ana kadar iyi haber şu ki Nuriye ve Semih'in eylemi çok büyük karşılık buldu toplumda. Kitle örgütleri ziyaretine gittiler. Dün Cumhuriyet Halk Partisi lideri grup toplantısında onlardan bahsetti. CHP milletvekilleri onlarla birlikteydi. Sezen Aksu bir mesaj yolladı. Ve şu anda bugün Amerika'dan bir mesaj geldi. Amerika'nın saygın öğretim üyelerinden birinden bir mesaj geldi. Dolayısıyla dünya çapında bir ilgi çekmeyi başardı bu küçük başlayan eylem. Şimdi tekrar Yüksel Caddesi'ne dönebiliriz ve
Nuriye'nin sağlığını merak ediyoruz her şeyden önce. Sonra da oradaki havayı merak ediyoruz. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça beni duyabiliyorlar mı acaba? Gerek yok. Evet, duyuyoruz. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Kulağımız gözümüz sizde. Her gün merakla izliyoruz ve ne halde olduğunuzu merak ediyoruz. Fotoğraflarınızda hep gülümsüyorsunuz, görüntülerde de hep gülümsüyorsunuz. Nuriye, önce seninle başlayayım. Önce sağlığını sorayım. O gün Hayko ile yayından sonra fenalaştığını biliyoruz. Şu anda durumun nasıl? Evet. Şu anda iyiyim. Yani hareket gücü çekiyorum. Biraz çabuk yoruluyorum. O yüzden tekerlekli sandalyeyle geldim alana. Daha az enerji harcamaya özen gösteriyorum. Biz de seni fazla yormamaya özen göstereceğiz. O yüzden kısa kesmeye çalışıyorum ama şunu sorayım. Son günlerde giderek artan bir ilgi gözlüyoruz hepimiz. Bir yandan da bu eyleminizin başarıya ulaştığını gösteriyor. Ne dersin? Gerçekten siz de aynı şeyi gözlüyor musunuz? Evet. Çok görünür zaten. Hani bu sizin bahsettiğiniz artan ilgi. Bir tane de bir sürü canımız. Merhaba, Özgürüz'e hoş geldiniz. İki genç eğitimci günlerdir, haftalardır Türkiye'nin gündemini belirliyor. Türkiye'nin medya gündemini belirlemiyor maalesef ama bütün vicdanlarda onlar var. O iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça. Şu anda Ankara'da, Yüksel Caddesi'nde, İnsan Hakları Anıtı'nın önünde haftalardır direniyorlar canları pahasına. Önceki gün Hayko Bağdat burada, aynı yerde onlarla görüştü. Mesajlarını Hayko'ya verdiler ama hemen sonrasında Nuriye fenalaştı ve eve kaldırılmak zorunda kaldı. Kısa bir dinlenmeden sonra bugün tekrar direniş yerine geri döndü. Aslında büyük oranda istediklerini yapmış gibi görünüyorlar. Çünkü Türkiye'nin gündemine bir sorunu ortaya koymak istiyorlardı. Canları pahasına ortaya koymak istiyorlardı. Neydi o sorun? Kanun hükmünde kararnamelerle, aslında böyle şablonda söylüyoruz ama asıl söylenmesi gereken bir cadı avıyla Türkiye'de binlerce insan işinden atıldı, ekmeğinden edildi ve bu eziyet giderek bütün hükümet muhaliflerine doğru